Sayın seyirciler, gençleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturan Kocatepe Gençlik Fuarı sona erdi. Kapanış programında gençlere ödüller verildi. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Mazhar Bilgin, fuarın teması olan akıl, ilim ve marifete vurgu yaptı. Eğitim Derneği. 36 gençlik kuruluşuna ödülleri verildi. 4. Kocatepe Gençlik Fuarı bu görüntülerle sona erdi. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin düzenlediği fuarda gençler 4 gün boyunca yazarlar, akademisyenler ve ilim adamlarıyla bir araya geldi. Kendi standlarında minik atölyeler kurdular, bilgi birikimlerini, üzerinde uzmanlaştıkları alanlardaki çalışmaları ziyaretçilere anlatma imkanı buldular. Hem eğlenerek hem de öğrenerek geçen 4 günün sonunda kapanış programı yapıldı. Gençlere seslenen Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Mazhar Bilgin, fuarın da teması olan akıl, ilim ve marifet kavramlarına vurgu yaptı. Sevgili gençler, akıl nedir akıl? Kalpte hak ile batılı birbirinden ayıran bir nurdur. Akıl insanın hayrına ve şerrine olan, ilimleri anlayan, sebeplerden neticeye götüren bir hassadır, bir yanılmaz terazidir, bir ölçüdür akıl. Bu aklı eğer Allah'ın Kur'an'ını hidayet rehberine verdiğiniz takdirde akıl size Allah'a götürür. Mazhar Bilgin gençlere sizler geleceğin ümidisiniz dedi. Geleceğin güzel bir Türkiye'si için, geleceğin güzel bir ümmeti için, geleceğin güzel bir İslam dünyası için güzel düşünen, güzel yaşayan, güzel hareket eden, güzel akleden, güzel ilim sahibi, güzel marifet sahibi, idrak sahibi gençlere ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı yaklaşık 1 milyon kilometre karelik asil vatan üzerinde görmeyi ümit ediyoruz. KAGEM Müdürü Hicret Topraksa gençlere önümüzdeki yıl yapılacak fuara ilişkin bir müjde verdi. Sizlerle 4 gün boyunca yaptığımız istişareler şunu gösteriyor. Üniversite gençliğine yönelik biz hep çalıştık bu fuar boyunca. Üniversite gençliğinden başladık yani yaş dilimi olarak. Ama hayır, önümüzdeki sene burada İbrahim Enes Duray'ın ekibi gibi, HEMPA gibi lise kuruluşlarımıza da bu oluşumu açalım.